Birazcık seni beklettim, kusura bakma. Hoş bulduk, merhaba. Sen headset sevmiyor musun? Hayır, ya öyle bir şey takmak hoşuma gitmiyor. Anladın, ben tahmin etmiştim. Gene bugün çok güler yüzlü ve şey, yani her zamanki pozitifsin. Yani enerjinle bizi şu anda burada bayağı... Sorduğun sorularla daha enerjik bir moda geçeceğimi umuyorum, bakalım. Hepsi sana hazırladım sorularım ben. Bu arada daha önce bakmadım yani sorulara falan, ne olduğunu falan bilmiyorum. Herhalde sen... Herhalde etkilemeyeceğim çok zor bir şey olduğunu tahmin etmiyorum. Yok ya, yani genel işte Trabzonspor nasıl gidiyor falan gibi, yani sorular daha ziyade. Nevzat, iyi ki geldin, hoş geldin. Hemen böyle hızlı hızlı başlayalım. Türkiye'nin en büyük exit'iydi. Nasıl bir duygu? 589 milyon dolar değil mi? Biraz daha fazla. Orada biraz daha fazla derken? 589 milyon dolar Delivery Hero'nun vermiş olduğu rakam, ama orada farklı dengeler var yani. Farklı yet- ister misin bizimle? Çok detaya giremem ama farklı ortakların farklı değerlemelerden çıkması falan söz konusu. O yüzden o etraftaki hisse dağılımları ve insanların aldığı paralar falan ne yazık ki baya baya yanlış. Siz de bunu haber yapmıştınız zamanında hatta. Ama açıkladığımız basın bülteninde konu olan rakam 589 milyon dolar. Ya sen daha mı fazla aldın yani? Evet. Ne civarlarda mesela? 580, ya buna mı takılacağız zaten? Toplam 20 dakika var. 1,5 dakikadır kaç milyon dolar kazandığımı soruyorsun. Enerjini artırmaya çalışıyorum. Yani. Gene böyle çok güler yüzlü geldin çünkü. Böyle bir toparlayalım diye şey yapıyorum. Hayır, yani şöyle söyleyeyim. Birinin bizi geçin... Nevzat'ı normal hayatta çok güler yüzlü bilenler... Eğer birinin bizi geçmesi için bir rakama satması gerekiyorsa onun 700-750 bandında olması lazım diyeyim. Bu da güzel bir yaklaşım. Yeterli olsun. Bu arada bu çok önemli değil. Yani umarım bizi, sakın yanlış anlamayın. Umarım bizi geçen birçok startup olur. Yani biz sattığımızdan bu yana yaklaşık 1,5 sene geçti. Ve Türkiye'de 50 milyon dolar civarında bir satış bile olmadı ki bu beni hakikaten üzüyor. Yani umarım yemek sepetini kat be kat aşan, şu anda startup olan veya şu anda gelişimini tamamlamakta olan bir sürü internet firmasıyla karşılaşırız önümüzdeki yıllarda. Ya bunun için çalışıyoruz sonuçta, ama Türkiye'de exit olayı başlı başına bir sıkıntı, şirket büyüklerinde de bir sorun var. Şimdi bunun için tabii ki yani geçmişinde tecrübesi olan girişimcilerin işte ya yatırımcılığa ya tekrardan girişimciliğe, yani ikinci sefer girişimciliğe soyunmaları gerekiyor. Ama seninle daha önce yaptığımız bir sohbette de ben yatırım yapmayı sevmiyorum demiştin, değil mi? Ya yatırım yapmayı sevmiyorum derken yatırımcılık rolünü sevmiyorum. Çünkü benim hoşuma giden kolları sıvayıp taşın altına elini koyup o işin en ufak detayına kadar, hatta micromanage zaman zaman edip gece saat 12'ye kadar şirkette kalıp A/B test result'larına bakıp işte ertesi sabahın köründe gelip kohortları inceleyip o işle ilgili o işi büyütmek için elinden geleni yapıyor olmak. Yatırımcı olduğunuz zaman yatırımcı kisvesi altında böyle bir şey yapamıyorsunuz. Zaten hisse oranlarınız işte %10-20 vesaire oluyor. Hem böyle bir motivasyonunuz olmuyor bunu yapmak için. Bu hisse oranından bağımsız konuşuyorum bunu. Hem de işin sahibi olan başka arkadaşlar var ve o arkadaşlara o işi bırakmanız gerekiyor. Çünkü onların bebeği o. Yani onların tutkuyla sarıldığı bir iş o. Ve bazen de çok kızıyorum girişimcilere. Çünkü çok önlerinde olan bir takım şeyleri görmekte, yani kızmakta da çok haklı mıyım? Bence değilim. Çünkü ben çok defalarca o süreçlerden geçtiğim için tabii bir takım şeyleri biliyorum. Bir takım şeylere biraz daha fazla hakimim onlara göre. İşte o onlarla geçirdiğim zamanda da benim tecrübelerimden onlara mümkün olduğu kadar fazla şeyler vermeye çalışıyorum. Ama sorarsan bana yatırımcı olmak mı, girişimci mi olmak? Kesinlikle girişimci olmak. Yani bir gün, herhalde bu da vardır belki sorularda, ama bir gün yemek sepeti komik hikayesini bir kenara bırakıp kapatırsam, ondan sonra yapacağım şey herhalde yatırımcı olarak hayatıma devam etmek olmaz. Yani mutlaka başka bir projeyle bir yerden bir şekilde çıkıp başka bir şeyler üretmeye çalışırım yani. İnşaat işine girer misin? Girmem. Çünkü anladığım veya fark yaratabileceğini düşündüğüm bir iş değil. Bu arada şimdi böyle konuşuyoruz tabii de, yani ortada bir realite de var. Yani sen aslında şu anda hala, yani satıp da bir yere gitmedin ya. Yani Yemek Sepeti'nin CEO'susun hala şu anda. Evet, Yemek Sepeti'nin CEO'suyum. Aynı ama zamanda bir süreç şeyde, var, Delivery Hero'nun yönetim kurulunda görevlerim var. Ve Delivery Hero'nun bahsetmiş olduğun süreçte Delivery Hero'nun halka açılmasına doğru gidiyor.
Delivery Hero'nun içerisinde açık ara en büyük parça yemek sepeti. Hem EBITDA anlamında, hem revenue anlamında, hem sipariş sayısı anlamında. O yüzden de bu IPO'nun başarısında yemek yani sepetinin... En büyük parça derken hakikaten böyle yani parçalardan biri anlamında söylüyorsun değil mi? Yani en büyük. En büyüğü, açık ara en büyüğü. Açık ara en büyüğü. Yani yemek sepetinin günlük siparişi 150 bin civarında. Ona en yakın ülkemiz yanılmıyorsam 40 bin civarında falan. Hı. Ama tabii o ülkelerin de ortalama paket tutarları yemeksepeti.com'a göre daha yüksek. Yani Türkiye'de iş yapmak versus Almanya'da ya yani İngiltere'de iş yapmak diye düşündüğünüzde. Bu kadar önemli bir rol oynarken Delivery Hero grubunda benim de 16 senedir sıfırdan kurup buraya getirdiğim ve CEO'su olduğum bir şirketi bırakıp gitmem pek mümkün değil zaten. Hı. İnşallah bunu önümüzdeki sene içerisinde IPO'yu başarılı bir IPO'yla taçlandırıp ondan sonra kendi hayatımı ne yapıyor olacağımı bakacağım yani. Senin hala sonuçta belli bir hisse oranın var değil mi içeride? Yani yukarıda farklı bir takım anlaşmalar var. Hı-hı. Ve Delivery Hero grubunda da ona tekabül eden bir takım hisseler var, evet. Bu süre ne zaman bu arada? Yani bir yıldan mı, iki yıldan mı, ne zaman bahsediyoruz? Paylaşabileceğim bir şey mi? Büyük ihtimalle first quarter'ın sonuna doğru. 2017 yılında. Çok kısa kaldı o zaman. Az yani kaldı. Yani 2017'nin ilk çeyreğinden sonra... Ya 6 ay, 5 ay falan gibi bir süre kaldı. Sen şimdiden kafada kurmaya başlamışsındır ne yapacağını. Yok ya, şu an bütün motivasyon IPO yani. IPO. Ya ben öyle hayatı öyle yaşayan bir adam değilim. Yani planlayayım, bir sonra adım aşamada şunu yapayım, bu olsun. İşte 2017'de exit yapacağım, oradan 2018'e kadar bir şey kurayım. Böylelikle hala işte etrafta olayım, girişimcilik ekosisteminden ayrılmayayım falan. Kafa pek öyle çalışmıyor yani. Daha çok o an ne hissediyorsam, neyi yapmak istiyorsam onu yapıyor olacağım. Ama Yemek Sepeti'nin CEO'suyum ve Yemek Sepeti bana hala çok ciddi keyif veriyor yani. Orada bir yanlış anlam olmaz. Zaten bence en büyük problem de o. Şimdi Yemek Sepeti'nin yapıp, büyütüp, bu noktaya getirip bir hissiyatını yaşadıktan sonra şu anda sıfırdan bir şey yaptığında o aradaki süre ızdırap gibi de gelebilir. Yani bir noktaya gelene kadar... Ya bir de tabii Yemek Sepeti'nin başarısı o kadar büyük bir başarı ki. Yani o başarıyı geçmek gibi bir strese girmek istemem hayatımda. Yani çünkü Yemek Sepeti hakikaten benden bağımsız olarak konuşuyorum bunu. Bu coğrafyadan teknoloji ve internet alanında çıkan açık ara en büyük başarı hikayesi. Ve kendime bu haksızlığı yapmak istemem. Yani bunu geçmek zorunda olduğum gibi. Bakalım ya, hayatın nereye götürdüğünü göreceğiz yani. Şu anda yani ama bir yandan bu arada işin esprisi de var. Yani yatırımı sevmiyorsun falan filan gibi işin biraz da yani şey satır arasını çekip konuştuğumuz bir muhabbet aslında. Bu sonuçta yatırım da yapıyorsun aktif olarak. Melek yatırımlar yapıyorsun. Nedir oradaki motivasyon demeyeyim de böyle ilgini çeken alanlar. Yakın zamanda bir chatbot olayına girdin. Marketplace seviyorsun. Böyle spesifik bir şey var mı? Yani işin böyle bariyeri yüksek olan teknoloji işleri mi yoksa Yemek Sepeti'ndeki gibi böyle disrupt eden yapılar mı? Bence benim profile baktığında hangi tip girişimlere yatırım yaptığımdan daha çok hangi tip girişimcilere yatırım yaptığım daha önemli. Yani bence o girişimcilerin hepsini bir araya toplasak birbirleriyle bayağı iyi anlaşırlar mesela. Ama projelere baktığında orada bir chatbot görüyorsun. Öbür tarafta pure e-commerce, e-ticaret görüyorsun. Hı hı. Yan tarafta pazar yeri görüyorsun. Öbür tarafta content management görüyorsun. Bir yanda da sosyal medya görüyorsun. Yani Connected to Me ile Supplement.com'un veya Botego ile Uplifers'ın birbiriyle hiçbir alakası yok. Hı hı. Veya işte Veysel'in en son Çaycı diye bir... Ya ortak mısın onda? Ortağım, ona da girdim. PayPal var onların yine ödeme sistemi. Ya o kadar geniş bir yelpazede yatırım yapıyorum ki bence baktığında bu ne ya, bu adam ne yapmak istiyor, ne yaptığını biliyor mu ki falan dersin. Ama ben baktığımda girişimcilerin hepsiyle bir empati kurup, yani en önemli nokta girişimci bence. Çünkü dünyanın en iyi girişimcisi dünyanın en kötü projesini mutlaka bir yere getirir. Ama dünyanın en kötü girişimcisi dünyanın en iyi projesini hiçbir yere getiremez. Ve baktığımda da işte supplementler, mobil otoservis, moda cruise hepsi pırıl pırıl gençler ya. Yani giriş yatırım şanslıyım bence. Yatırım yapmış olduğum şirketlerin başında çok düzgün insanlar var ya.
bu girişimlerde başarının network'ünle, yani network etkisine inanıyor musun? Yani bir örnek gibi yemek sepetinde zamanında European Founders Fund girmişti, zamberler. Daha sonra işte General Atlantic geldi. General Atlantic'in işte aşağı yukarı 40 milyon dolar yanlış hatırlamıyorsam rakam geldi. Sonradan Delivery Hero exit oldu. Burada bir o network etkisi var mıdır? Yoksa ya hayır abi ben canavar gibi yaptık biz ekipçe yürüdük. Orada bir insan ilişkisi faktörü çok daha düşüktür mü dersin? Ya biz canavar gibi yaptık ama o canavar gibi yapmanın içerisinde o insan ilişkisini doğru idare etmek kısmı da var. Yani mesela General Atlantic'le beraber masada bizim 4-5 tane daha farklı private equity vardı. Ve hakikaten mesela sona 2 tane kaldı. General Atlantic'le Warburg Pincus. İkisi de çok büyük private equity. İkisi de dünyanın ilk 10'unda. İkisini seçmek hakikaten çok zordu. Ama dışarıda bıraktığımız private equity'lere bakıyorum. Yine çok başarılı isimler. Biz General Atlantic'le daha iyi uyuşabileceğimizi, kötü günler olduğu takdirde daha rahat anlaşabileceğimizi ve hep beraber bu şirketi daha aynı hedeflerle büyütebileceğimizi hissettik ve demek ki doğru hissetmişiz. Ya bunlar da işin bir parçasıydı. Mesela 100-115 milyon dolar civarında bir değerleme, General Atlantic değerlemesiydi. Artık onu söyleyebilirim. Evet, onu açıklamamıştım da ben onu hesaplamıştım zamanında. Artık onu söyleyebilirim. Çok bir şey yok yani. Önemi yok. Ve bu değerlemeden önce 2012 değil mi? Bir 70-80 değerlemeden teklifler geldi ve dünyanın en popüler VC'lerinden falan birkaç tanesiydi. Ya orada çok alçak gönüllü olmayacağım. Yani genelde bizim ekibimiz içerisinde ki normalde çok alçak gönüllü bir insansın. Çok alçak gönüllüyümdür normalde. Ekip içerisinde bu tip tekliflere daha çok hayır diyen hep bendim. Ona da hiç şaşırmadık biz. Yani en son 600 küsüre de hayır diyebilirdik. Ama mesela hayatımın herhangi bir evresinde yemek sepetinden başka bir şey yapmak istersem eğer gidebilme rahatlığı olsun istedim. O yüzden. Yoksa yemek sepeti.com'un bence şu an değeri 1 milyar dolar. Ve bundan 2 sene sonra da 2 milyar dolar olacak. Ama o para ve o başarı benim hayatımda çok fazla bir şey değiştirmiyor olacak yani. Nasıl şimdi artık olay, yani yemek sepeti işi artık oldu bitti. Sen de değerleme falan konuşmaya başladın. O zaman ben de çok küçük böyle bir anekdot anlatayım. O zamanlar duyumlar gelmeye başladı. Ya yemek sepeti acaba satılıyor mu falan konuşuluyor sağa solda. Nezat'ı arıyorum. Nezat diyorum böyle duyumlar geliyor diyorum. Ve boşu boşuna da ya, ateş olmayan yerden duman tutmaz yani. Var mı böyle bir şey? Ya şimdi bir şey söyleyeyim ama sen biliyorsun işte falan böyle işte şimdi konuştuğu gibi aşağı yukarı cevaplar bana telefonda Nevzat. Ondan sonra hadi diyorum hayırlısı olsun falan ama yani şu an ele, ya dur da şimdi daha elle tutur bir şey yok abi ya falan filan diyor. Dedim iyi bir exit mi? Ne kadardır sence diyor. Diyorum herhalde 500 milyon civarı bir şeydir diyorum. Tahmin ediyorum diyorum. 500 milyon iyi mi diyorsun yani? 500 milyon iyi mi yani? Bu paraya satılır mı ya? Demeye başlıyor ben. O zaman bile telefonda hatta ben bir yere yanlışlıkla 400 falan dedim de bayağı bir 500 değil 400 demiştin. 400 demiştin doğru 400 demiştin. Ama şimdi 400 burada satınca çıldırdı telefonda. Yani bu arada bahsettiğimiz olay yani satıştan hala nereden baksan herhalde 6-7 ay öncesi olabilir yani. 400 dedim doğru söylüyorsun 400 dedim. Ya bence bizim başarımız ne biliyor musun? Yani zaten ya başarılı bir firmayız. Hiç olmayan, dünyada olmayan bir modeli Türkiye'de başarılı yaptık, ettik tamam. Bunların hepsi okey ama İki tane nokta var. Bir, dönem itibariyle yemeksepeti.com'un satışı çok kilit bir döneme denk geliyor. Türkiye konjektüründe düşündüğümüz zaman. İşte son bir seneye baktığımız zaman iki tane seçim var, bombalamalar var, işte darbe girişimi var vesaire falan sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönemin hemen öncesinde bunu yapmış olmamız. İkincisi ve çok daha önemlisi bence, Yemek Sepeti popüler bir şirketti ve hep teklif geldi. Yani 200 de geldi, 300 de geldi, 400 de geldi, 500 de geldi. Bankada 5 milyon dolar paran yokken gelen 500 milyon dolar teklife hayır demek bence başarı. Ha. Yani bunun hakikaten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bize bir ciddi bir kredi verilecekse bu önemli. Burada ben bir şey söyleyeyim. Yemek Sepeti'nin şu anda rakamına birçok insan burada çok iyi bulmasına rağmen yani hala büyüyor ve hala penetrasyon var. Bunun kaymağını alanlar yiyecekler aslında. Yani sen bugün
hala satmamış olsaydın dediğin gibi zaten şu an çok daha yüksek bir değerdeydi büyük olasılıkla. Yani son 9 aylık büyümemiz Eylül sonu itibariyle işte %64 mi 66 mı öyle bir rakam. Yani 16 yıllık bir şirketten bahsediyoruz. 16. yılında hala %65 organik olarak büyüyebilen yani yeni bir ürün gamı açmadık. Aynı ürünle devam ediyoruz. Ve 16. yılında organik olarak %66 büyüyebilen bir şirketten bahsediyoruz. Yani Yemeksepeti de hakikaten çok iyi bir şirket yani. Çok sağlıklı bir şekilde büyüyen bir şirket. Kötü bir exitmiş ya. Olay değişirmiş. Ya Nevzat bugün akşam da bu arada birlikte olacağız. Saat 15.30'da Nevzat sağ olsun kırmadı. Yani sabah bu saatte gelip bir de akşam 3.30'da burada jüride birlikte olacağız. 10 tane şirketi birlikte değerlendireceğiz ve kazanını belirleyeceğiz. Belki de içinden beğendiklerin çıkar. Enteresan olur. Umarım ilerleyen yıllarda bizden daha büyük exitlere imza atarlar. Bunu çok samimi söylüyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Yani ben şimdi asıl bu 2017'nin ilk çeyreğini heyecanla bekliyorum. Çünkü açığa çıkmış bir Nevzat Aydın çok tehlikeli olabilir diye düşünüyorum yani. Yok estağfurullah canım öyle bir şey yok ama yani Trabzonspor'un ben internetten diyor. Anlıyorum ve Türkiye'de bir iş yaparsam internetle ilgili bir şey yapıyor i̇şte hocam. İşte ben de onu diyorum. Trabzonspor niye? O bir tutku ya. O başka bir şey. Yani onu herhangi bir şekilde... Abi işte hep bizim tutku takım var da yönetimine girmiyoruz yani durup dururken. Ama onu rasyonel... Çok istiyorlar ama girmiyoruz. Bak bu anlamsız bir şey oldu. Onu rasyonel bir takım sözlerle ya kelimelerle açıklamak pek mümkün değil. Yani ben küçüklüğümden beri Trabzonsporluyum. Bu arada İstanbulluyum. Yani İstanbul doğma büyüme. Orada yaşamışlığım falan yoktur. Ama Trabzonsporluyum. Ya Nevzat'ı yıllardır tanırım. Yıllardır mesela Twitter'da orada burada Nevzat'tan böyle işte bilmem yurt dışı raporlar bilmem ne, teknoloji, internet haberleri falan görürüm. Nevzat'ı takip edemiyorum artık. Yani böyle yani sürekli taraftara cevap yetiştiriyor. Böyle o başka bir dünya oldu. Yani Nevzat yerine şimdi böyle alakasız bir insan takip ediyor gibi oluyorum. Ya bunu bir ayrı account aç. Bunu anlıyorum yani. Nevzat TS diye bir account aç mesela. Doğru söylüyorsun. Bunu düşündüm bu arada ama Twitter benim kendi hayatımın bir yansıması. Ben Twitter'ı iş için veya özel hayatım için veya bir başka bir şey için kullanıyor değilim. Ben neysem Twitter o. Ve hayatımın bu döneminde de çok yoğun bir şekilde Trabzonspor'la uğraşıyorum. O yüzden de tweetlerim bu şekilde şekilleniyor. Bu dönem bittiğinde de o zaman başka bir şey olacak. Belki kafaya başka bir şey takacağım ve onunla uğraşıyor olacağım. Ya bir süre daha idare edin ya. Yani. Çok sağ ol geldiğin için.